2014 yılında bu hayale başladığımız zaman bu kadar zor, uzun süreceğini, laboratuvar aşamalarını bu kadar meşakkatli ve bu kadar büyük paralar gideceğini hiç tahmin etmemiştim. Ama neyse ki çok zor, acılar, sorunlar ve başarılar, başarısızlıklar, hayaller, hayal kırıklıkları, girişimcilik dediğimiz bu. İşte o girişimcilik macerasında bize destek veren ilk önce İstanbul Teknik Üniversitesi Vakfı'na, Teknokent'e ve bütün İTÜ Çekirdek ekibine canı gönülden teşekkür ediyorum. Özellikle İTÜ Çekirdek'te inanılmaz yıl geçirdik. Çok eğlendik, çok öğrendik, çok destek verdiler. Bundan dolayı çok teşekkür ediyorum. Kendi üniversitem UCLA'ya ayrıca teşekkür ediyorum. Onlar da projemize hem destek verdiler hem de yardımcı oldular. Boston Teknoloji Enstitüsü'ne ayrıca teşekkür ediyorum. Hem bizim maddi hem manevi bizi desteklediler. Benjamin Franklin Teknoloji Enstitüsü'ne daha fazla teşekkür ediyorum. Onlar da bizi çok desteklediler. Ama bir kişi var ki, o kişiye özel olarak teşekkür etmek istiyorum. Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri sevgili Mahmut Bey. Bir girişimci olarak, Trakyalı bir girişimci olarak bir program açıkladılar. Yeni İşim Girişim diye. TEP Girişim Evi ile beraber. Biz başvurduk. Ya İstanbul'dayız ama Trakya'ya gitmemiz lazım falan filan. Girişimci öğrenmek istiyorsa, geliştirmek istiyorsa, ilerlemek istiyorsa her yere gidecek. Ve gittik de. Muhteşem iyi bir eğitim programı sağladılar bize. Muhteşem iyi bir kamp süreci sağladılar bize. Bundan dolayı Mahmut Bey'e ve Trakya Kalkınma Ajansı tüm ekip üyelerine teşekkür ediyorum. Ama bu süreç bittikten sonra Mahmut Bey bizi yalnız bırakmadı. Mahmut Bey bizi fuarlara götürdü, konferanslara götürdü, bizi tuttu, iş adamlarıyla tanıştırdı. Bize pazar bulabilmek için, ürün satmamız için çeşitli yollar denedi. 6'dan fazla fuara katıldık ücretsiz olarak Kalkınma Ajansı'nın destekleriyle. Bu muhteşem bir olaydı. Çünkü neden? Biz kendimizi anlatabilecek mecra ararken laboratuvar ortamından çıkmış, 4 yıl hiç para kazanmamış ve sıfır tüketmiş bir girişim olarak bu fuarlara katılabilmemizin imkanı yoktu. İşte Mahmut Bey ve Trakya Kalkınma Ajansı bunu sağladı. Bundan dolayı canı gönülden çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda bize bir 5000 TL ticarileştirme desteği sağladılar. Bu destek öyle bir zamanda bize ödendi ki inanır mısınız neredeyse sıfıra sıfırdık. Hiç umudumuz kalmamış. Ürün üretmemiz lazım, nasıl üreteceğiz derken kumaşlarımızı üreticinin yaktığını öğrendik. 80 bin liraya yakın bir kumaşımız yandı ve bittik. Moral sıfır. Ve o anda bize 5000 TL bir ödül ve ticarileştirme desteği verdiler. O bizi hayatta tutan şeydi. Bundan da Mahmut Bey'e yüzlerce kez çok teşekkür ediyorum yerinden. Ve devam edeyim teşekkürlere. İkinci ve en önemli teşekkürlerden biri de Türkiye Ekonomi Bankası'na, TEB yani. Bir girişimcilik sistemi, ekosistemi var TEB'in biliyorsunuz. TeamTEB adı altında. Trakya'da TeamTEB, Trakya Kalkınma Ajansı Yeni Girişim İşim projesi var. Onlara da TEB Bankası'na desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Buradan da hemen altını çizeyim. Bize sözleri var. Düşük faizli, 1 yıl ödemesiz kredi sözleri var. İhracat rekoru kırmamız için bu krediye de ihtiyacımız var. TEB'den izleyenler varsa bize hemen ulaşıp kredimizi onaylayabilirler. Bu da alt reklam olsun bari. Bunun dışında İTÜ Çekirdek dedik ve en sonunda da BTM yani İstanbul Ticaret Odası. İstanbul, rahmetli İstanbul Ticaret Odası Başkanımız bize muhteşem gene çok iyi desteklerde bulundu. Her gittiği konferansta bizden bahsetti. Kurullara biz sunum yapmamızı sağladı. Mekan cennet olsun. Rahmetli anıyoruz. Direktörümüz İbrahim Bey, BTM Bilgi Ticaretleşme Direktörü İbrahim Bey'e muhteşem teşekkürlerimizi sunuyoruz. Her zaman yanımızdalar, hala yanımızdalar. Bundan dolayı cidden yalnız olmadığımızı hissettiğimiz bakımından çok çok önemli. Ankara Kalkınma Ajansı bizi yarışmalarına davet ettiler. Yarışmada dereceye girdik.
Aynı zamanda Markalar Buluşuyor konferansını düzenlediler. Markalar Buluşuyor'la birlikte markamızı anlatma, markadaşlığı öğrendik. Hayaldaşlar elde ettik Markalar Buluşuyor. Bundan dolayı Ankara Kalkınma Ajansı'na da muhteşem teşekkürlerinizi gene sunuyorum. Bunun dışında sizlere teşekkür ediyorum. Niye? Birincisi ben burada kendimi anlatırken, ürünümü anlatırken, yarattığım şeyi kumaşı anlatırken, tekstilde cidden büyük bir inovasyon, büyük bir yenilik getireceğimi anlatırken beni dinlediğiniz için, hayalime hayaldaş, hayalime ortak olduğunuz için size teşekkür ediyorum. Ve sizinle ömür boyu bir birliktelik geçireceğiz. Nedir? Hayaldaşımız olduğunuz zaman size bir teşekkür videosu hazırlayacağız. Ama daha önemlisi ne biliyor musunuz? Bizim Changers'da, ofisimizde, fabrikamızda inşallah 2023 fabrikamızda sizin resimlerinizi koyacağız. Niye biliyor musunuz? Biz hiçbir zaman kadir kıymet bilmezlik yapmayız. Ben yapmam, ekip arkadaşlarım yapmaz. Çünkü 6 yıldır biz bunlarla, vefayla ayakta kaldık. Bundan dolayı fabrikamızın duvarında sizin resminize bakıp sizi hatırlayacağız. Hep sizinle birlikte olacağız, sizinle büyüyeceğiz. Sizin ürünleriniz ömür boyu birebir değişim garantili olduğu için hep kontakta kalacağız. Ama Changers'ın yaptığı başarılar, geliştirmelerden de size haberde olacağız. Ve hep onların sayesinde, İbrahim'in sayesinde, Mehmet'in sayesinde, Ayşe'nin sayesinde, Gül ablanın sayesinde, Mehmet Bey'in sayesinde diyeceğiz. Hep birlikte diyeceğiz. Hayalimiz, hayaldaşlığımız birlikte olsun. Bir gün sizin de bir hayalinizi gerçekleştirmek istersiniz. Biz hayal kurmanın bile ne kadar zor olduğunu bildiğimiz için hayalinize ortağız. Hayalinize hayaldaşız. Ve hayalinizi gerçekleştirmeniz için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Çünkü biz hayali kalbimizde yaşıyoruz. Teşekkürler yeniden.